Evet değerli basın mensupları, hoş geldiniz. Aracılığınızla bizleri izleyen değerli vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 21 Mart yarın ulusun ulu günü, baharın müjdecisi Nevruz gününü kutluyorum. Bu anlamlı gün elbette hiçbir etnik mezhep ayrımı yapmadan kuzeyden güneye, doğudan batıya tüm vatandaşlarımızı kuşatan, kapsayan yegane birleştirici günlerimizden bir tanesi. Zira Anadolu'dan Balkanlara, Kafkaslardan Orta Asya'ya kadar bütün Türk dünyasının ortak bayramı Nevruz. Hatırlayacak olursanız biz bu gerekçeyle İYİ Parti olarak iktidarımızda Nevruz'un resmi tatil olarak kutlanması teklifimizi gündeme getirmiştik. Bunun da arkasındayız. İnşallah ilk fırsatta bu teklifimizi de hayata geçirme fırsatı bulacağız. Değerli basın mensupları, ülkemizin hemen her yerini ziyaret ediyoruz. Başta Sayın Genel Başkanımız olmak üzere, milletvekillerimiz, başkanlık divanı üyelerimiz. Vatandaşlarımızın ortak bir kaygısı var. Artan ekonomik sıkıntılar, gelir adaletsizliği ve her yeri saran aslında adaletsizliklerin giderek artmakta olması. Ve hemen hemen her kesimin sıkıntıları ortaklaşmış durumda. Ve hatırlayacak olursak siyasi iktidar kendi politikalarına referans göstermek için ambargo dönemlerindeki yağ, tüp, kuyruklarını örnek gösteriyordu. Biz şimdi sahada görüyoruz ki siyasi iktidarın bu yanlış politikalarıyla bir mağduriyet kuyruğu oluşmuş durumda. İşte bunlardan bir tanesi de bugün gündeme getirmek istediğimiz, bir farkındalık yaratarak tüm ülkemizde insanlarımızın dikkatini çekmek istediğimiz engelli yurttaşlarımızın sorunları. Bakın bugün işitme, görme engelli, zihinsel, öğrenme güçlüğü çeken ve toplamda ülkemizde şu anda tahmini rakamlara göre 9 milyon engelli yurttaşımız bulunuyor. Bu rakamları biz zaman zaman siyasilerimizle, kurumlarımızla paylaştığımızda pek çok kişi şaşırıyor. Gerçekten çok ciddi rakamlar. Ve bu rakamların tespit edilmesi noktasında ailelerimizin farkındalığı arttıkça sayının artacağına yönelik de bize bazı bilgiler de veriliyor. Ve bu engelli yurttaşlarımızın özellikle bir kısmı sosyal koruma yardımları denilen yardımlar almaktadırlar. Geneline baktığımızda ülkemizde bu yardımlar gayri safi yurt içi hasılanın yaklaşık sadece 1/3'üne tekabül etmektedir. Engelli yurttaşlarımızın bu sosyal koruma yardımlarından edinimlerine baktığımızda ise bu da sadece %3.1 düzeyindedir. Bu gerçekten bir trajedidir. Bunun da detaylarını sizle paylaşıp kanun teklifimizi aracılığınızla vatandaşlarımıza duyurmak istiyoruz. Bakın iki önemli kanun var bununla ilgili. Birisi 2022 sayılı kanun, diğeri de 2828 sayılı sosyal hizmetler kanunu. Buna göre ülkemizde 249 bin kişi %70 ve üzeri engelli durumundayken 307 bini %40-69 arasında bir engele sahip olarak ücret alıyor devletten. 82 bin kişi ise 18 yaşın altında engelli olarak bakıma muhtaç olduğu için bu maaşı alıyor. Yaklaşık yani 640 bin kişi sadece bu başvuruyu yaptığı için maaşı alabilir düzeyde. Yine yaklaşık 570 bin engelli vatandaşımıza da evde bakım aylığı ödenmektedir. Ve yine bu kapsamda 312 özel bakım merkezinde 30.200 engelli vatandaşımız da hizmet alıyor. Bütün bu toplama baktığımızda buna kamu kurumlarında çalışan engelli yurttaşlarımızı da dahil ettiğimizde kabaca ülkemizde 5 milyon engelli yurttaşımıza devletimizin ilişkisel bağlamının dışında olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu gerçekten ciddi bir rakam. Ve hatırlayacaksanız bu noktada Sayın Erdoğan seçimden önce engelli yurttaşlarımız için kamuda istihdam konusunda bir müjde verdiğini açıklamıştı. Ben de bu konuda ilgili bakanlığa soru önergesi vermiştim. O açıklama şuydu, kamu kuruluşlarında 4B yani sözleşmeli statüde görev yapan personel içinde
%3 engelli çalıştırma mecburiyeti getirerek 12 bin engelli kardeşimize daha istihdam yarattık demişti Sayın Erdoğan. Ben soru önergeme cevap aldım ama cevabın içinde bir şey yok. Çünkü hala bu 12 bin atamanın nasıl, hangi süreçte, ne zaman yapılacağı konusunda bakanlık bana bir cevap vermiş değil. Ve engelli yurttaşlarımızın bunu büyük bir endişeyle ve dikkatle takip ettiğini de aracılığınızda aktarmak istiyorum. Şimdi gelin bu ödemelere bakalım. Asıl zaten bizi teyakkuz haline geçiren bu ödemelerdeki gerçekten yaşam koşullarının çok altında kalan ücretlerdir. Buna göre bu kanunda sosyal güvencesi olmayan ve hanedeki kişi başına gelir asgari ücretin 1/3'ünden az olma koşulu taşıyor. Eğer taşıyorsa bu koşulları 3 kalemde engelli yurttaşlarımıza maaş ödeniyor. Bunları şöyle söyleyeyim, 3 kalemi hemen size. Birisi 18 yaşını doldurmuşsa ve bir yerde çalışamayacak koşullara sahipse. İkincisi 18 yaşını doldurmuş ve çalışmayan. Diğeri de 18 yaş altındaki vatandaşlarımız için. Bakın, buna göre daha yeni Ocak ayında bu rakamlar 2797 TL ile 4196 TL arasındaki bir sınıra oturtuldu. Ülkemizde son rakamlara göre açlık sınırı 16500 TL'ye dayanmış durumda. Yani 4 kişilik bir aile düşünün, bir asgari ücret alıyor anne ya da baba 10.000 TL veya emekli maaşından bahsedelim 10.000 TL. Nasıl geçinecek ve engelli bir bireye aile olarak nasıl sahip çıkıp onun giderini karşılayacak bu aile? Bu gerçekten öngörülemeyen bir durum ve bu rakamların neye göre belirlendiği de tartışmaya açık. İkinci bir husus, evde bakım hizmeti dediğimiz konu. Gerçekten hangi vilayete gidersek gidelim, sokakta biraz dolaşın, bir siyasetçi olarak bu yurttaşlarımızla mutlaka karşılaşacaksınız. Ve büyük bir feryat içerisindeler. Oysa ki kanunda evde bakım hizmetinin alınmasının genel çerçevesi şu şekilde ifade ediliyor. Aynen okuyorum. Engelli bireylerin toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımlarının sağlanması ve yaşadıkları sosyal ve fiziksel çevreden koparılmadan ihtiyaçlarına karşılanması. Yani öyle bir rakam vermelisiniz ki bu insanlara, bu ailelere, evladının yani ailenin bireyinin bu sosyal yaşantı içerisinde engelsiz bir yaşama kavuşmasını sağlayacak bir olana kavuşturmalısınız. Ama maalesef bu da 2024'ün ilk yarısı için henüz, yani yeni yapılmış zamma göre bile 7608 TL'dir. Yani bakın, size bir grafik göstermek istiyorum. Bu evde bakım hizmeti bir sembolik nitelik taşıyor diğerlerine yazaran. Buradan verelim. Bakın, 2017 yılında evde bakım hizmeti maaşı asgari ücretin %68'i iken bugün %44,75. Yani bırakın kayıpların karşılanması, siyasi iktidarın zaman içerisindeki bu öngörülemezliği, plansızlığı sebebiyle engelli yurttaşlarımızın bu hizmeti %-23,6 cebinden gitmiş. Ve insanların tabii ki haklı feryadı bize de ulaşıyor. Zaten asgari ücretin bir ortalama ücret haline getirildiği gerçeğini hatırlatmamıza gerek yok. Bu koşullar altında bu asla sürdürülebilir değil. Biz İYİ Parti olarak bu sorunun bir an önce çözümlenmesini istiyoruz ve tüm engelli yurttaşlarımızın yanındayız. Buna göre kanun teklifimizi az önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne teslim ettik. Bu doğrultuda gösterge rakamlarındaki değişiklik ve Sosyal Hizmetler Kanunu'nda asgari ücret endeksini getirmek suretiyle evde bakım aylığını 12.750 TL'ye şu an itibariyle bugün yasalaşırsa çıkaracak düzeye getiriyoruz. Ve yine 2022 sayılı kanundaki o 3 kalemde maaş alan muhtaç engellilerimizin, ki 1.2 milyon insandan bahsediyorum, onların da ücretlerini %50 artışla 7.000 TL düzeyine getirilmesini bu kapsamda teklif ediyoruz. Ve bu amaçla bugün engelli kardeşlerimizle birlikte karşınızdayız. Hüseyin Özlük Bey, Genel İdare Kurulu üyemiz, bu konuyla ilgili partimizdeki sorumlu kişi,
bizimle siyaset yapıyor bir gazimiz. Dolayısıyla siyasi iktidarı yarın da Down Sendromlar Günü, bu kadar da anlamlı bir günle bütünleşti. Engelli yurttaşlarımızı göz ardı etmekten vazgeçmelerini buradan salık veriyoruz. Bakın değerli arkadaşlar, şu anda özel eğitim kurumlarında çalıştırılması gereken öğretmenlere gelelim. Bunlar toplam öğretmen sayımızın yaklaşık %1,3'üne denk geliyor. Bu kadar fazla insanı, ki ben Milli Eğitim Bakanı'na soru sormuştum bu konuda, özel eğitim kurumlarında, rehabilitasyon kurumlarında engelli olarak bu eğitim alan evlatlarımız var. 535 bin kişi olduğunu söylemişti. Daha genel devlet okullarında zaten ayrılması gereken ciddi bir kadro ihtiyacı varken sadece %1,3'ü. Zaten sorun çok daha kapsamlı.